Sabah can karası ne derim? Can karası, vücut ısını koru. Neden? Havalar soğuyor. Çevresel ısı değişiklikleri çocukları çok fazla etkiliyor. Neden? Çocukların termoregülasyonu bizlerdeki kadar iyi değil. Yani dış ortamın ısısı değiştiği zaman onlar vücut ısılarını korumak için biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Ya bu yaştaki çocuklara bunu anlatmak ve uygulatmak çok kolay değil hakikaten. Ama neden bu soğuk hava çocukların daha sık hastalanmasına neden oluyor? Birincisi, hakikaten ani değişiklikler, ani hava değişiklikleri insan vücudunda bir stres oluşturuyor, özellikle çocuklarda. Bu aşırı oluşan stres ve vücudun bu stresle mücadele etmesi için immün sistemin hava şartlarına uyum gösterebilmesi için vermiş olduğu reaksiyon virüslerle, mikroplarla savaşmadaki direncimizi birazcık azaltıyor. Hava soğuduğu zaman ne oluyor? Damarlar daralıyor, vazokonstriksiyon oluyor. Özellikle ağız-boğaz bölgesinde. Yani mikroplarla savaşan beyaz kan hücrelerinin o bölgeye transferi birazcık yavaşlıyor. Hava soğuduğu zaman hava kuruyor. Kuruduğu zaman ne oluyor? Ağız, burun, boğaz mukozamızın nem oranı azalıyor. Yani oradaki mukus salgısının o nemlilik ve koruyucu etkisi azalıyor. Hele çocuğumuz burnundan nefes alamıyorsa, burnu tıkalıysa, sürekli ağzından nefes alıyorsa, çekin ağzınızdan nefesi, hava daha soğuk, daha kuru geliyor değil mi? Ne oluyor o zaman? İmmün sistem, yani bizim o bariyer görevi gören mukus salgısının olması gereken özelliği değişiyor, bozuluyor. Bir diğer faktör, özellikle havalar soğuduğu zaman soğuk algında virüsleri, özellikle rinovirüs acayip derecede artıyor. Ve yine çocuklar özellikle okulda birbirleriyle daha sık kaynaştıkları için, kapalı ortamlarda bir araya geldikleri için bulaşma riski artıyor. Güneş azaldığı için D vitamini düzeyleri düşüyor, hastalanma sıklığını, riskini arttırıyor. Genel anlamda aslında keşke çocuklarımıza vücut ısısını koru, vücut ısını koru cümlesini uygulatabilsek. Can Karas bütün kış şortla ve tişörtle geziyor. Evet, hastalanıyor zaman zaman ama bazı çocukların da vücut termostatı tamamen bozuk yani. Siz nasıl başa çıkıyorsunuz bilmiyorum.